Doktor Elnara Rızaeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. Beni Yeniden stüdyomuzda sizlerle birlikteyiz. Efendim benim için... Ayrıca çok önemli bir konu ağırlıyorum. Neden? Çünkü eski partnerim sevgili Onur Kulaksızoğlu <laughs> sol tarafımdaysa yeni partnerim eee Zeynel Bey yanımda efendim benden keyiflisi yok. Ama tabii ki sülçü ne edersek sizler için affola diyoruz. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı sevgili Onur Kulaksızoğlu bizlerle birlikte ve bugün mikro cerrahiden bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için muhteşem bir <laughs> gün. Gerçekten yani güne böyle başlamak zaten Şenay'la, Şenay'ın kahkahalarıyla başlamak çok zaten güzel. Ederim. Zeynancığım seninle de tanıştığım için çok mutluyum. Ben de çok memnun oldum. İlk defa konuksuz üç kişi programı yapacağız. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim konuksuz değil. Şimdi sistem nasıl işliyor? İnsanlar orada bilgi almaya çalışıyorlar. Biz de ekran karşısındalar. Ve zaten sıkıntıları var. Beli ağrıyor, boynu ağrıyor, sırtı ağrıyor. Evet Geceyi ya. kötü geçirmiş. Bir güler yüz, bir neşe istiyor. Tabii yani ki. bizden belki güzel bir ipucu istiyor. Belki bizim açtığımız pencereyle ona umut ışığı olmamızı istiyor. Ki biz de burada somurtup somurtup alıp bilimsel verilerle efendim fıtık şöyle olur, böyle olur diye anlatırsak Gerçekten işin içinden çıkılmaz. Hocam biz sizi size bırakalım. <laughs> Siz anlatın biz dinleyelim. Ya hocam beklemeyin bizden artık bugün. Ya soru yok. Zaten gerçekten soruyla değil Başınıza gelen bir şey var mı? Aslında evet, onu konuşmak benim lazım. Benim merak ettiğim Şenacığım, bir şey çok... hiç belin ağrıdı Bak o kadar diş operasyonları yapıyorsun, diş çekiyorsun. Boynun, sırtın belin ağrıdı mı? Haftanın 5-6 günü ağrıyor. Değil mi? Evet. Ben Şenay'dan biliyorum. Şenay zaten podyumlarda o yürüyüşüyle muhteşem bize zaten çığır açan bir görüntüsü var. Neyse, Ama abi. gel gelelim ki bunu sağlayabilecek, bu güzelliği sağlayabilecek neler yapıyor? Ben şahidim ki biz beraber kaç sene program yaptık. İnanılmaz spor yapıyor. Duruşunu düzeltebilmek, omurgasını koruyabilmek için. Bizim yapmadığımız bir tek şey ne biliyor musun? Kendimize zaman ayırmıyoruz. Valla ben çok ayırıyorum. Hala Değil da mi? devam ediyorum. Bunun da her zaman faydasını gördüm. Sizin söylediğiniz şeylerin de çoğunu Değil hala dinliyorum. Ama o yüzden 25 yaşında hiç ağrısı yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. <laughs> ama omurgamıza ne kadar bakarsak o kadar iyi işliyor. Şimdi fıtıktan bahsedirsek Her zaman konuşuruz. Ah benim bel fıtığım varmış, boyun fıtığım varmış diyen bir sürü insan vardır bu neden bahsi geçiyor biliyor musunuz? Aslında benim başım ağrıyor diyen insan çekilir bir kenara arkasını yutur, yutar ve ortadan kalkar. Ama veya işte karaciğerimde kist varmış diyen bir insan veya midemde ülser varmış diyen bir insan ilacını alır veya onun tedavisini yaptırır ama kimseye duyurmaz. Kimse de duymaz bilmez. Belki yakın çevresi. Neden biz bel fıtığını, bel ağrısını veya boyun fıtığını, boyun ağrılarını duyuyoruz? Devamlı kulağımız böyle açık. Çünkü insan ayakta tutan bir omurga eğer en ufak bir darbeye maruz kalırsa o zaman hayat konforu elinden alınmış bütün özgürlükleri gitmiş bir hapse tıkılmış gibi hisseder. Ya gerçekten de hani derler ya o çok doğru bir laf Allah elden ayaktan düşürmesin, düşürmesin diye ya. öyle bir şey olduğu noktada. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ve insanı psikolojik olarak da çok fazla etkiliyor. Ve insan korkularından her zaman bahseder. Aa işte dolar yükseliyormuş, aa ekonomi bilmem neymiş, aa seçim. Herkes korkularından bahseder. O yüzden de beli ardında eyvah fıtık, eyvah belimde kayma varmış, eyvah omurgamda şöyleymiş. Korkular bizi aslında e, olayın gerçekten tespit edilerek tedavi edilmesinden de uzaklaştırır. Peki hocam Korkular nasıl tespit her zaman? ediliyor bu ve... O süreç nasıl ilerliyor? Saadete gelelim diyorsun. Estağfurullah, <laughs> saadete gelmek değil. Güzel. Şimdi e, aslında benim için sizinle uzun uzun e, keyifli sohbetler yapmak ayrıca stüdyonun evet. arkasında da ya çok bu... güzel. Fakat izleyicilerimiz sizleri gerçekten özledi. Şimdi bel ağrısı veya boyun ağrısı ikisini de ayırmadan bahsediyorum. Eğer bir peyda olursa mutlaka bir sabıka araştırmamız lazım. Yani kanepeyi mi ittik, ağır mı kaldırdık yoksa e, lastik patlayan bir bayana yardım çektik. edelim. dolap mı çektik? <laughs> Çok temizlik yapar kendisi bu gerçekten. hani böyle bir sabıka var da ona bağlı bir ağrı varsa iki gün uzaklaşın o sabıkadan ve iki gün mutlak istirahat edin. Mutlaka geçecektir. Yüzde doksanı geçecek ama kalıcı bir ağrınız varsa o zaman ne yapmamız lazım? O zaman lütfen birinci basamak hekimlerine başvurun. Birinci basamak hekimlerinin vermiş olduğu tedavi Kas kesici de olur, ağrı kesici olur, belki sadece pozisyon olur, belki krem olur, önemli değil. Buna rağmen devam edecek bir ağrı olursa lütfen bir beyin, omürlik ve sinir cerrahisi uzmanı, bir meslektaşım görmeli. Biz gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Biz bak, bakıp iyi bir nörolojik muayene yapıyoruz. Yani sinirin uzandığı yerlere bakıyoruz. Sinirin uzandığı yerlerde en ufak bir problem varsa diyoruz ki bakın sizin elinizde, parmağınızda kuvvet kaybı var, ayağınızda var. Veya işte bacak kaldırma testiniz pozitif. Hani bir takım tespitlerimiz var. Onun üzerinden de hemen MR istiyoruz. Kısaca geçiyorum. Ee, hocam daha önce yaptığımız sohbetlerden şunu hatırlıyorum ki bende de hala var o. Ee, parmakta kasılma, elde kasılma olduğu zaman da aynı şey söz aynı konusu şey. mu? Pençe eli gibi olur. Yani sinir ezilmeye başladığı anda ilk belirtisi ağrı ama ikinci belirtisi kuvvetsizlik veya his kaybıdır. Bir dönem sonrasında artık o kaslar yorulur. Pençeli gibi ayakta düşük ayaklar oluşur. Yani ben şimdi sabah sabah insanları korkutmak istemiyorum ama... ...bu işi siz önemsemezseniz bakın biz bir haftadan bahsediyoruz. Aa hocam 10 yıldır benim ağrım var diyenler evet. var. Şimdi bu işi siz ne kadar atarsanız ileriye... ...inanın size cezası çok ağır olur. Durum daha da kötü. Durum kesin. daha kötü olur. Şimdi arkamızda bakın bir bayan belini tutmuş. Ya o kadar pozisyona düşmeden önce... ...görüntü olarak <laughs> göstereyim. Ya o kadar pozisyonunuz bozulmadan sizin... Mutlaka bir bu işin kompedanı tarafından tedavi altına alınmanız lazım ki... ...yüzde ameliyatsız tedavi etme şansımız olan grupta olun. O zaman ben pençe aşamasına geldim. Gelmeden. Geldim. <laughs> geldim Ama hocam bir şey geldim. Söyleyeceğim. Şimdi biz e, biraz sonra Ömer'i de burada konuk edeceksiniz. Uzun boyluların maalesef e, yaşam şansı yok. Niye yok? Siz bir mutfak tezgahında... Standart olarak 400 tane 500 tane dairenin yapıldığı yerdeki aynı mutfak tezgahını kullanıyorsunuz. Ki ortalama standart kadında 1.55 boysa 80 santimlik bir tezgahta çalışıyorsunuz. 1.75 1.79 boy olarak. Özel banyo yaptıracağım bir mutfak yaptıracağım. Aynen bir şimdi <laughs> eğilerek iş yapıyorsun. Ya Sabahleyin yüzünü yıkamak için lavaboya eğilmek evet. zorluğunu hiç bilir misiniz? Ben 1.85'im. Bakın bilir misiniz bunu? Hayır. Kimse bilmez çünkü 1.70 ortalama erkek boyu olan Türkiye'de yaşarken herkesin boyuna göre 90 santim laba yetiyor. Hocam bizden diyorlar ama <laughs> aman canım senin sorunun da bu olsun falan diye duyabiliyorum. Değil ben işte ama sesli. kronik travma bu. Evet kronik gerçekten hayatının birçok alanında zorluyor insanı. Hayatımızı böyle biz kronik travmalarla yoruyoruz. Bu iş bir arabayı aldığınızda tekeri bir günde bir raptiye ile patlamaz. Ama 40 bin kilometre yaptıktan sonra o raptiye tekerin sonu olur. Tekerin patlamasına sebep olur. Onun gibi düşünün. Biz o mikro travmalarla eğiliyoruz, eğiliyoruz, bükülüyoruz. Sonra bir dişimizi fırçalarken bile belimiz tutuluyor. Sistem kötüye gitmeden engellenmesi için bir beyin omurilik sinir cerrahı uzmanı tarafından muayene edilmeli. Bitti. Ama Edemedik. Olmadı. Edemedik. Olmadı. Şimdi MR çektiriyoruz. MR'da bası saptıyorsak ve ciddi bir şekilde kuvvet kaybında saptıyorsak o zaman mikro cerrahi yöntem ile mikrodiskektomi ameliyatları uyguluyoruz. Ben ameliyat deyince hemen korkmasınlar çünkü insanların iki korkusu var. şey Hanım inanır mısın bir insana ameliyat deme senden iyisi yok. Çünkü ameliyat dendiği zaman da o doktor olmadı başka doktor o doktor olmadı başka doktor doktor doktor, doktor dolaşıyorlar. Niye bizde böyle bir etkisi Korku var? Korku maalesef insanı normal tedavisinden uzaklaştırıyor. Peki çünkü, haklı mı bu? Sorun? Haklı. Çünkü açık ameliyat diye bir açık ameliyat sistemi vardı yani ee, bu maalesef Şimdi terk edildi diyemiyorum. Niye? Çünkü hala yapan klinikler var ama yüzde doksan yapılmadığını düşünüyorum iyi niyetimle. Ya da gerekli ee, olduğu için mi düşünüyorlar? Yok doğru. hayır gerekli olduğu için değil. Ekipmanı yoktur ya da bu konuda eğitim görmüş cerrahı yoktur. Hı. Ya da mikroskobu bozuktur artık iyi niyetle söylüyorum. Ama <laughs> mikro cerrahi ameliyatın başarısı yüzde doksan sekiz ki bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama mikro cerrahi ameliyatı yapılmayan açık ameliyat zamanında başarı yüzde altmışlardaydı. Yüzde kırk ne oluyordu? Eyvah. Yüzde kırk konuşalım mı? O zaman korkularımız pik yapar, bu tavan %40 yapar. Yüzde kırk cerrahiden uzaklaştırıyor insanları. Yüzde kırk olan o başarısızlık, hastaların tekrarlaması, bel kayması olması, felç olması, kötürüm kalması, mahallen emekli olması. Bu açık ameliyatın vermiş olduğu zedeler bizim hastalarımızı bırak ta üçüncü kuşaktan ameliyat olmuş beşinci kuşak yakınlarında bile korkuya sebep oluyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Mikro cerrahi o yüzden sizler sayesinde iyi ki varsın programı sayesinde veya TV sayesinde Kadir'e de teşekkür edin. Kadir'cim sayesinde çok güzel bir şekilde insanlara yayıyoruz. Yani bunu mikro cerrahin avantajlarının %96-98 arasında bir başarıyla yapılmasını küçücük bir santim insizyonla girip o mikroskop altında 40 kat büyüterek oradaki fıtıkların temizlenmesini insandan anlatmaya çalışıyoruz. Ama Hiçbir ameliyat nur nimet bir olay değildir. Hı hı. Bir tümör, bir kanser, bir ur olmamasına rağmen hastanın oradaki bizim yaptığımız iş normal anatomiye zarar veren patlamış fıtığın mikroskop altında minimal invaziv cerrahi yani küçücük açılımla maksimum fayda alabileceğimiz bir yöntemle alınıp uzaklaştırılması ve normal dokuya zarar vermesinin engellenmesi yaptığımız ameliyatın şekli dört dörtlük bu. Fakat tekrar söylüyorum açık ameliyat korkusu. Ha bir de çok enteresan bir korku var. Ondan da bahsedelim. Narkoz korkusu. Ona gelmek istiyorum ya, ben de. İç narkoz aldın mı? Aldım. Muhteşem ee... bir duygu. Ama gençken. <laughs> gençken. Hem öyle bir de şöyle bir durum var. Bazı <laughs> insanların da benim çevremde arkadaşlarım var. Narkoz alerjisi var. İşte. Yani e, bazen ileri yaşlarda narkoz alamayan insanlar vardır. Hı hı. İşte kötü alışkanlıklarından dolayı akciğer kapasitesi gitmiştir, kalp yetmezliği vardır, şeker vardır, tansiyon vardır falan falan falan. Çok kiloludur. Bunlar e, ameliyat olmak isteseler bile ameliyat olamazlar çünkü narkoz alamazlar. Onların narkoz almadan epidural anestezi ile ameliyatlarını nasıl yapıyoruz? Çok kolay. Bu bel fıtıklarında, bel kaymalarında vida bile takabiliyoruz. Onlar sorun değil ama Asıl önemlisi şu, yaş ilerledikçe kaybedeceğiniz çok şey var. Onun telaşıyla ölüm korkusu daha ağır basıyor. Bir de iyileşme de gecikiyor uykusu... ister istemez. Kesinlikle. Bana bir aslan çok komik bir şey söyledi. ya ameliyat alacağız sizi dedim, mikroskop altında bu ameliyatı yapacağız. Hocam her şeyi. Ölsem gam yemem ama... Felç kalırsam Allah diye korusun. korkudan ben bu ameliyatı olamıyorum dedi. İşte o elden ayaktan düşme Bakın mantığı kadar... insan oluşuyor. İşte. Çok normal yani. Ameliyat boyunca ne yaptı biliyor musunuz? Ameliyat boyunca ayaklarını oynat oynat ameliyat <laughs> Hayır. yaptım. Ne yapıyorsun Ahmet Bey diyorum. Şimdi İsmi Ahmet değil ben. Ee, tabii burada, e tabii ki burada biz Ahmet Bey. Tabii <laughs> ismini izin yani. almadığım için burada zikretmek <laughs> tabii istemedim. Ki. Ahmet dedim artık. Ahmet Bey ne yapıyorsun dedim? Hocam felç olmaktan korkuyorum demiştim ya. Ayaklarım oynadıkça zevkten dedi, sevinçten dedi ayaklarımı oynatıyorum. Siz i̇şte kendinizce bir şey şey de, yapıyorsunuz. <laughs> Epidural anestezi'nin şöyle bahsedeyim. Kısaca prenses doğum diye ortaya çıktı aslında. Evet, doğru. Yani çoğu zaman hamilelerin doğu, hamileler aynen, aynen hamileler ağrısız bir doğum yapabilmek için epidural anestezi bir anestezi uzman tarafından yapılıyordu. E ben de dedim ki madem anestezi alamayanlar böyle bir şansı var. Anestezi alamamak ve artı ben de beline bir müdahale yaptığımda ağrı hissetmiyorsa ben bu ameliyatı yaparım. Bunun üzerinden yapılan çalışmalarda önce ileri derecede kalp hastası, akciğer hastası olan kişilere başladık. Sonrasında ben sıkı durun 10 binin üzerinde bu ameliyatı yaptım epiduralle. Yani hastayı uyutmadan, spinal değil ama epidural yani zarının üstüne omurilik zarının üstüne bir damla ağrı kesiciyle belden aşağıda ağrı duysun ortadan kaldırarak uyguladığımız bir yöntem. Ne kadar oldu hocam? Kaç sene oldu? Bunu uyguladığınız? şöyle söyleyeyim 2005'ten beri. 2005'ten. 13. Ki bu arada ben e, sizin bildiğim kadarıyla ee, ameliyatlarınızı videoya aldığınızı ve e, hastalarınızı sonradan Veriyorum. CD haline gönderdiğinizi biliyorum. Veriyorum. Ee, ben şuna çok karşıyım. Hastamla böyle kol kılı ameliyathanede fotoğraf çekerek ben bu ameliyatı yaptığımı ona kanıtlayamam. Öyle bir şarlatanlık yok. Yapılan ameliyatın hastada bir etkisini göreceksiniz. Güzel bir ameliyat. İki, hasta size güvenerek ameliyata geliyor. Size o güveni bir avukat müvekkil ilişkisi gibi isterseniz idama götürürsünüz, isterseniz beraat ettirirsiniz. Bu güveni asla riayet etmeniz lazım. Üçüncüsü hasta ben güvendim geldim ameliyatımı acaba o mu yaptı? Yanlış ameliyatı güvendiğiniz kişi kim? Onur Kulaksoğlu mu? O zaman ameliyatı ben yapıyorum. Bunlar çok önemli şeyler çünkü insanların korkularının sadece ameliyat korkusu veya sadece narkoz korkusu olduğunu Zannetmiyorum. Yani bir de güvenli doktorun. Hocam, on doktorun olması. On binin üzerinde bir rakam aslında çok büyük bir rakam. Heyecanlı. Biz ilk altı yüzünü yayınladık. Ondan sonrasını yayınlamadık biliyor bu, musun? Türkiye genelinde hastalığın yaygın çok olmasını yaygın. gösteriyor. Peki hayatımızda her şeyimizi, birçok şeyimizi mesela hareket etmemizi, oturmamızı, kalkmamızı, yemek yememizi onurgamıza borçluyuz. Nasıl koruyabiliriz? Mesela bel fıtığından nasıl korunabiliriz? Aslında öyle bir Pek yapabileceğimiz hmm. bir şey var mı? Bir şey söyleyeyim mi? Kendilerini beyin cerrahlarından korusunlar <laughs> yeter. Bir de şey biz neden? Bak biz neden korusunlar diyoruz? Bana gelen hasta ben çok ağır bir reçete yazıyorum. Birincisi kötü alışkanlığı varsa ben yok edin diyorum. Normalde de olmaması, lazım. olmaması gerek. İki. Lütfen ben... içmeyin, tüketmeyin. Aynen. Bir de ben kiloya bakarım. Yani binen yük azalması lazım. Omurganıza bir kilo fazlalığınız varsa bakın bir kilo beş katı yük biniyor. Koşarken 7 katı yük biniyor. Yani benim 3 kilo burada fazlam var dediğinizde 20 kilo fazladan yük taşıyorsunuz. Ne gerek var? Ben reçetelerimi ağır yazarım derken bu. Mesela o hastalarıma hemen söylüyorum. Un, tuz, yağ ve şeker hayatınızdan gidecek. Normalde de, de gitmeli. Kullanmamalıyız. Evet yani e, hani böyle baktığınız zaman bunu kendi reçetemi kimlere uyguluyorum? iyileşmek isteyen hastama uyguluyorum ve çok da güzel iyileşiyor. O çok önemli aslında. Ee, i̇yileşmek istemek, İstemek. Ondan sonra kendini e, teslim etmek. Hocam bu arada son dakikalarımıza girdik. Özellikle Yapma mikro yeni Eee <laughs> mikro cerrahiye dair, narkozsuz mikro cerrahiyle e, tedaviye Şimdi, dair söylemek istediklerinizi hemen alacağım. Bir kere ameliyattan korkmayın, geç kalmaktan korkun. İkincisi ve en önemlisi, Ameliyatla alakalı bir sıkıntımız mı var? Tamam biz yüzde 96'lık kısmı ameliyat etmiyoruz ameliyatsız çözüyoruz ama yüzde dörtlük kısmı ameliyat ettiğimizde ne oluyor? Hı hı. Bakın çok kötü hasta beklentisi şudur ben ameliyattan sonra kaç ay yatacağım dediğinde üzgünüm diyorum sadece 2 saat yatacaksınız. <laughs> i̇ki saat sonra ayağa kalkacaksınız. İnanamıyorum Ondan abi. sonra ertesi günde taburcu olacaksınız. Ve benim hastalarım gezerek iyileşir. Dolaşarak iyileşir. Yatarak iyileşmez. Hastamız birinci haftadan itibaren normal hayatına dönecek. Ve işine gücüne başına gidecek. Ama şunu da unutmamaları lazım. Mesela Avusturya'dan gelen bir aslan bana inanılmaz derecede ya hocam dedi ben dedi bir haftada ayağa kalktım. işte bir haftada bütün işlerime döndüm. Avusturya'ya gittiğimde hükümet dedi ki sen normale döndün senin emeklilik yaşını yine 70'e uzatıyoruz dedi. Beni mahvettiniz hocam dedi. <laughs> Niye biliyor musun? Çünkü normale döndü Zeynep. Normale, normale dönmek ne demek? İnsanların korkuları gidiyor. Ben sakat mıyım, felç mi kalacağım? Hayatının kontrolünü eline almış oluyor yeniden Bitti. bir kere. Omurgası yine sağlam bir Sağlık. şekilde tekrar normal hayatına dönüyor. işte... Tek bir şey var. Buyurun. Umut tacirlerin eline düşmesinler. Evet. Ve yanlışlıkla belini çektiren, beline bilmem alabalık bağlayan... Hala var mı şu, böyle şeyler olmaz hocam? Olmaz mı, olmaz mı? İnanılmaz derecede. Ben gülüyorum. Gülüyorum ama halen yapan var. Artı bir de lütfen bel fıtığı olurlarsa... Bir benim beyin omurilik sinir cerrahisi uzmanı bir arkadaşıma gitsinler ki benim gibi bir sürü yetişmiş eleman vardır. Mikro cerrahi yaptırsınlar. Açık ameliyattan da kaçılsınlar. Onur Kulaksızoğlu'na, sevgili <laughs> eski partnerime çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, Ben çok teşekkür ederim. Sağlık. Harika bir program. İyi ki varsınız. Evet. İyi ki varsınız. Evet. <laughs> Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.